بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني şeriatın bir kabuk tarafı var dedi, bir de iç yani esrar, batın diye tabir ettiğimiz tarafı vardır dedi. Bazı insanlar sadece şeriatın kabuk tarafına aşıktır ve İslamiyet'i sadece kabuktan ibaret görürler dedi. Bir kesim var dedi, bir kesim var bunlar, sadece kitaplarla yetinirler. Der ki elimde işte Kur'an-ı Kerim var, elimde Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini anlatan kitaplar, kitap var işte yani din bundan ibarettir der. İşte sadece kitaptan ibaret görür. Her ne kadar yani bunların şeriatın öz tarafıyla da alakaları olsa da, şeriatın özüyle alakaları olsa da, batın tarafıyla alakaları olsa da o taraf peki şeriatın, öz şeriatın olduğunu bilmezler diyor. Ya onlara göre var yok, kitap ne yazıyorsa ondan ibarettir. Kitabı aşıp da evet olabilir diyorlar şeriatın bir takım yani hakikati vesaire falan ama yani bilmesek de pek bir kaybımız yok der gibi bir halleri vardır. Hakikat var olsa da o şeriatın zahirinin ötesinde bir hazır buyurdu. Neticede sultan diyor ki bunlar her ne kadar şeriatın hakikati hakkında bir itikatları varsa da zahiri tarafında o hakikati o kadar cazip görmüyorlar. Şeriatın zahirin ötesinde bir durumdur diyorlar. Ve neticede şeriatın bir öz, ana cevheri, herkese malum olmayan bir yönünün olduğunu, şeriatın özünün ki herkese malum değildir, böyle bir yönünün olduğunu anlamadılar diyor. Ve neticede Allah'ın müteşabih ayetlerinden bir nasip alamadılar. Sultan buyuruyor ki وَطَائِفَةٌ اُخْرَى bir kesim var buyuruyor. Alimlerden bir kesim var وَاِنْ حَسَلَتْ لَهُمْ عَلَاكَةٌ بِكِلْكَ نَتِيكَةِ her ne kadar şeriatın ana, öz tarafıyla alakalı bir ilişkileri ve irtibatları var ise de bunlar yani kitapları yutmuş adamlar bunlar. Ama وَطَائِفَةٌ اُخْرَى وَاِنْ حَسَلَتْ لَهُمْ عَلَاكَةٌ بِتِلْكَ نَتِيكَةِ her ne kadar şeriatın bir özünün olduğunun farkında olsalar bile وَلَكِنَّهُمْ ancak bu alimler لَمَّا لَمْ يَعْرِفُوا ha ne zaman ki şeriatın bir özü, şeriatın bir iç tarafı, herkese malum olmayan bir tarafının olduğunu bilemediler. Evet. وَلَكِنَّمْ لَمَّا لَمْ يَعْرِفُوْهَا حَكِكَةَ الشَّرِيَةِ var dediler. Ama şeriatın peki özü, şeriatın ana, peki cevheri odur diye bilemeyince bunlar, itikat var ancak bilmeye gelince ne o peki vesaire? Yok, teorik olarak şeriatın bir iç tarafı var diyorlar. Nazari olarak şeriatın bir özü, ana cevheri, mantığı var diyorlar ama bilmiyorlar ki o ne, bu olmayınca ben zeham şeriatı, bilesiz şeriatı bunlar tasarlıyorlar, şeriata pek inanıyorlar, maksureten alet sure. Şeriat dediğin sadece suretten ibarettir, yani statik hareketlerden ibarettir. Nedir o? İşte gördüğün gibi surette namaz kılarsın, oruç tutarsın, takım klasik şeyleri yaparsın vesaire, rutin şeyler, haşarsın naşar, sanki şeriat, hani böyle bir kültür fizik hareketi midir, bir jimnastik hareketi midir, nedir yani?
surette ne gözüküyorsa işte din budur. Organize vesaire falan filan bir takım şeyleri düşünmezler. Velev ki nazari olarak inansalar bile yok ya yani ispat noktasında hiçbir becerileri yoktur. İşte günümüzün yegane hastalığı budur. Günümüzün yegane hastalığı budur. Allah'a giden yolda en büyük, en büyük engel bu mantıktır. Bu düşüncedir onun için. Din değiştirmek, don gömlek değiştirmekten daha basit hale geldi. Niye? Şeriatın ihtiva etmiş olduğu ana gerçeği bilemediğimizden dolayı. Allah böyle tehlikelere maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. İmam-ı Cafer-i Sadık rahimallahu teala Sadat'tandır, silsiledendir. Bir keresinde ona geldiler, dediler ki مَالَنَا نَدُوْفَ لَا يُسْتَجَابُ لَنَا Üstad, Efendi Hazretleri bize ne oluyor ki Mevla'ya biz dua ediyoruz, Allah-u Teala dualarımızı kabul etmiyor. Mevla'ya dua ediyoruz, Mevla dualarımızı kabul etmiyor. Bunun sırrı hikmeti nedir diye kendisine bir soru temsil ettiler. O koca sultan buyurdu ki اِنَّكُمْ تَدُونَ مَنْ لَا تَعْرِكُمُ لَهُ Siz tanımadığınız bir Allah'a dua ediyorsunuz. Allah deyip biliyorsunuz, Allah'tan bir şey istiyorsunuz, yalvarıyorsunuz, yakalıyorsunuz ama siz tanımadığınız bir Allah'a münacatta bulunuyorsunuz. Tanımadığınız bir Allah'a selam veriyorsunuz der gibi. İnsan tanımadığına selam verir mi? Vermez. Bir Allah'tan bahsediyorsunuz ama tanımadığınız bir Allah'a yalvarıyorsunuz diyor. Şu anlattığım nokta Mevla'ya giden yolda en büyük takozdur, en büyük engeldir. Ne o? Şeriatın sadece suretiyle, kitap tarafıyla, yazı tarafıyla yetiniyorsun. Sadece kafayla meşguluyorsun, kalbe sıra gelince hiçbir hal yok, hiçbir hal yok, hiçbir hal yok. Dünya arenasında, dünya sahasında iş görmek Allah Celle Celaluhu ile irtibata bağlı. Mevla ile kontağa bağlı bir yerde modern tabirle. Öyleyse asıl mesele o köprüyü kurmaktır. O köprüyü kurmaktır. Allah Celle Celaluhu bilimle ilgilere vakıftır. Kulu ne kadar kendisini iyi tanırsa, ne kadar kendisini iyi tanırsa, yani ulema-i rasıkundan olursa, kafa ve de özellikle kalp bilimlerinde mümtaz olursa, Allah Celle Celaluhu kimsenin bilmediği, fakat kendisinin bildiği ilimleri ona öğretir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun dünya ile alakası yoktur. İmam-ı Şahrani'nin buyurduğu gibi dünyayı yarattığı andan itibaren bu ana gelinceye kadar Allah bir kere olsun dünyaya rahmet nazarıyla bakmadı. Allah dünyayı bu kadar sevseydi onu kafire vermezdi. Allah dünyayı bu kadar sevseydi kafire efendim bunu vermezdi. Ama onun nazarında sevilmeyen bir şey olduğu için işte Müslüman'a da veriyor, kafire de veriyor. Hatta şu an kafire daha fazla veriyor. Sevilen bir şey değil diyor İmam-ı Şahrani Kudüs'ü. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hususiyeti bu değil mi? Mevla'nın peki dünyayla alakalı irtibatı olmayınca Allah Celle Celaluhu dünyaya meselik vermeyen kullarına da sahip olduğu kemalatın aynısını ihsan ediyor. Ulema-i Rasihun'un farkı burada. Yani ben şöyle kabul et. Aşkın gıdası Allah'tır Allah. Aşk Allah'a benzemektir. Aşk Allah'a benzemektir. Aşk Allah'a benzemektir. Gerisi fasatis o. Aşkın öyle bir galeyanı var ki ulema-i rasihunda. Orada zaman ve mekan mefhumu yoktur. Bu adamın, bu insanın kariyeriyle, ilmi kariyeriyle, Kur'an'a hakimiyetiyle sadece kitapla yeten insanın kariyeri mukayeseye bile girmez diyor sultan. Dervişlerden bir tanesi aşk ve vecde böyle murakabeye dalmış böyle. Yanına uğrayan bir dostu diyor ki, sen ne yapıyorsun burada, yalnız oturuyorsun diyor. O da diyor ki, ben Rabbimle beraberdim diyor. Ben Rabbimle beraberdim. Ne zaman ki sen Rabbimle arama girdin, ne zaman ki dünya aramıza girdi, Rabbimle aramıza girdi. Şimdi diyor yalnız kaldım diyor.
Şimdi yalnız kaldım diyor. Bak burası var ya, burası var ya, öyle bir derin nokta ki bunun dibi yoktur arkadaş. Adam ne söyledi be Osmanlı? Ben Rabbimle hemhal iken, Rabbimle kucak kucağı iken, yeri ki toz şekeri çayın içerisine döktün karıştırdın. Hani ya şeker, hani ya su, eski su vesaire? Şekerli su ortaya çıktı. Ama toz şekeriyle suyun arasına bir hararet girdi. Bir hararet girdi. Ne o diyelim sıcak su, suyun sıcaklığı. O sıcaklık var ya, o aşk var ya, o suyu ne yapmıştır peki çaya döndürmüş. Benim diyor Rabbimle beraberliğim vardı. Sen dışarıdan müdahale edince, peki Rabbimle araya dünya girdi. Dünyanın girdiği yerde ben yalnız kaldım, şimdi yalnız kaldım ben. Bu adamı kalkıp da, Mevla'nın bu dostunu peki, kalkıp da böyle olmayanla mukayeseye girip, yanlış değerlendirmeler ve mukayeseler insafla, bağdaşma. Ulema-i Raşibun'un böyle bir hali vardır. Ulema-i Zahir de büyüktür eyvallah. Onlar da mümtazdır vesaire. Ama herkesin peki çizgisi bellidir. Hududu bellidir. Din hududa riayet etmektir. Seyyid Abdülhakim, Arvazi Meşri Meşayihinden. Necip Fazıl Kısakiret rahmetinin üstadı. Abdülhak Hamid Tarhan'ı aldım getirdim diyor. Abdülhakim Arvasi'ye, Abdülhak Hamid Tarhan, meşhur Osmanlı edebiyatçısı. Abdülhakim Arvasi'ye tek bir soru sordu. Dedi ki, efendim Hazretleri, din nedir? Din nedir? Tek kelime istiyorum dedi. Din nedir? Arvasi kudiyetli ruh buyurdu ki, din hududa riayettir dedi. O kadar. Din hududa riayettir. Din hududa riayettir. Bu efendim duvarlar çoktan yıkıldı. Evet yani böyle olmayan, yani diyelim ki hududa riayet edip de bu duvarları yıkmayan Allah'ın cici kulları çok elhamdülillah. Ama gittikçe sadece kafa, sadece kitapla yetinirse işin ana öz tarafını peki merak eden insanların sayısı gittikçe artıyor. Hatta bu anlayış ideoloji haline geldi. Bu anlayış ideoloji haline geldi. Bu anlayış ideoloji haline geldi, ilki haline geldi, ruh haline geldi. İşte burası tehlikeli cemaat. Tarlalar görürsünüz iki tane böyle yan yana. İki tane yan yana tarlalar görürsünüz. Birisinde kavaklar var veya birisinde bayağı yukarıya doğru uzanmış bitkiler var, mısır var, buğday var. Onun yanında bir tarla daha var diyor Mevlana Kuddise Sirruh. O ise bu deminki efendinin mahsullü olan, boyatmış olan, mahsulün boyatmış olduğu tarla kadar güneşten istifade etmez diyor. İyi dikkat et. Güneş birim doğuyor, önce sağ taraftaki tarlaya vuruyor. Sağ taraftaki tarlanın mahsulü büyük ve yüksek olduğundan dolayı solundaki tarla güneşten o kadar istifade edemiyor. Güneşten kim daha fazla istifade ederse, hangi tarla daha fazla istifade ederse, onun mahsulü ve ürünü daha fazla boyatar. Öbürü ise öğleye kadar zaten güneş alamıyor. Niye? Yanındaki tarla engelliyor. Dolayısıyla onun mahsulü öğleden sonra ışık aldığı için, güneş enerjisi aldığı için fotosentez olayı, beklenenin çok altında olduğundan dolayı, bitkin olgunlaşması çok düşük seviyede kaldığından dolayı onun boynu bozur kalıyor. Onun boynu bozur kalıyor. Bir tarlaya kavak dikmişler. Kavağın boyu mesela diyelim 10 metre. Öbür tarlaya mısır ekmişler. Mısır büyümüyor. 50 santim kalmış yukarıya gitmiyor. Senin peki yani koçanların ortaya çıkmadı. Karadeniz tabirle somakların ortaya çıkmadı. Peki, beklediğin mahsul nasıl elde edeceksin? Şimdi Mevla'nın bu ulema-i varisun dediği, İmam Rabban anlatmaya çalışmış olduğu kesin ulema var ya, kafayla, kalp bilimlerini herkesini bir araya getiren Cenab-ı Hakk'ın bu mümtaz kulu, Cenab-ı Hak Celle Celle'nin sahip olmuş olduğu kemalattan, kamil manada istifade eden
o mahsulünün boyu 5-10 metre olan bir tarla gibidir la tesir ve la temsil. Sen de eğer bunlardan kavak boyu istifade etme gibi hissiyatın var ise, bir zevkin, bir alakaya ve iştiyakın var ise, ulema-i varisin olursun inşallah Teala. Ya, benim güneşe o kadar ihtiyacım yoktur. Ne kadar bana güneş vuruyorsa bu bana yeter değilse, işte iş bundan ibarettir dersen, bitti. Derse, bitti. Dondurma gibi eriyoruz demektir bu. Maazallah. Temel anlayışlar mühimdir. Her şeyde temel anlayışlar mühimdir. Bugün batıya endeksli bir İslam imajı geliştiriliyor. Bütün İslam aleminde. Yani batının kriterlerine uygun bir İslami anlayış. Bir yol anlayış. Öyle bir din ki, suyu çıkarılmış, patatı kalmış bir portakal misali. Allah böyle din göndermedi. Eskiyi tanımamanın getirmiş olduğu hezimettir bu. Bunlar belki onları tanımamaklarının getirmiş olduğu bir korkudur bu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullahu Teala'nın bir talebesi vardı. Mis'ar ibn-i Kidan diye. Adı Mis'ar ibn-i Kidan, fukahadandır kendisi. Kitaplar diyorlar ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da o kadar kaybolmuştu ki, yani ubudiyette, kullukta o kadar muazzam bir çıtayı yakalamıştı ki, şu alnının derisi bir tarafı kalkmış, öbür tarafına efendim yani yapmış gibi bir hali vardı. Derileri katlanıyordu arkadaş. Selgeden dolayı derinin bir tarafı öbür tarafı üzerine yumuluyordu arkadaş. Hatta fukahadan bazılarının alın derisinin eridiği, altından teki kemiğin resmen gözüktüğünü yazıyor kitaplar arkadaş. Hangi ilimle konuşuyoruz biz bugün? Bırakalım bu iddiaları. Karpuzu alıyorsun, vuruyorsun böyle tak 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 tak. Karpuzdan küt küt diye ses geliyorsa diyorsun ki, bu karpuz güzel karpuz diyorsun. Rastgele karpuz almıyorsun arkadaş. Rastgele kavun almıyorsun arkadaş. Bu ilim. İlim eşittir Allah. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Ruh buyuruyor ki, bazı insanlar tarikatta kemale sahip olurlar, zannederler ki fena fillah feka billaha ulaştık biz. Kemalat-ı velayetten uçtuk, kemalat-ı nübüvvetin efendim burcuna konduksa ne derler diyor, ne alakası var diyor. Onlar o bazı müritler, Mevla'ya değil, en sonunda anlıyorlar işi ama işten geçiyor diyor. İnsan bazen bu yolda Allah-u Teala'ya ibadetini zanneder diyor ama ne Allah-u Teala'ya ibadet ki? Ya ruhuna ibadet istiyor. Ruhuna ibadet istiyor. Ruh Cenab-ı Hak'tan güzellikleri kopyalayınca, o güzellikler sahneye gelince insan zanneder ki aha ben Mevla'yı buldum tamam vesaire. Bekle buldun diyor. Ruhuna taptın diyor huzurdan beri diyor. Bak nereleri zorluyor adamlar. Abu Ebdeke'nin operatör doktoru var da, Abu İlmin'deki operatör doktoru yok mu? Ama işte bunlara değer verildiği zamanlara bakıyoruz, insanlar ne kadar mutlu, insanlar ne kadar bahtiyar. Şimdi ise hadi oradan mesela, o ne anları bu işlerden, bilmem ne, şu bu vesaire, çok fena halimiz var. Onlar birer güneştir. İstifade ne kadar fazla oluyor. Tamam, Allah'ın güzelliklerine sahip olmak da o kadar güzel oluyor. Ahmet-i Bedevi Kudüs'ü sırrı, mutlulla Allah dostu. Sokağa çıktığı zaman yüzüne peçe kordu kendisi. Niye? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, İmam-ı Rabbani'nin buyurduğu gibi, Allah-u Teala bir insanın ruhuna bir takım güzellikler ihsan ettiği zaman, insan ruhen yükseldiği zaman o güzellikten bedenle nasibini alır diye İmam-ı Rabbani. Aşk mıdır işte arkadaş? Ruhun da evet fırkını esiyor ki, beden bile icabında orada bir değişikliğe maruz kalıyor. Ahmet-i Bedevi Kuddisesi ruhunun iması o kadar güzeldi ki sokağa çıktığı zaman yüzüne peki bakan takıldı. Adam kendisini ayıramazdı. İlleti rahatsız etmeyin diye bir peçemi verin derdi evdekilere. Yüzünü kapatır da öyle sokağa çıkardı. Bir insan
Allah da kadar fani ki, yüzünü gösterdiği zaman insanlar zık deyip olduğu yerde kalıyor. Bu insanlar, bitti mi yoksa cemaat? Veli kalmadı cemaat! Veli kalmadı cemaat! Veli kalmadı cemaat! Ben zahm-ı şeriatı maksureten alet sureti, bu insanlar peki şeriatı sadece görüntüden ibaret zannederler. وَظَنُّوَا كِشْرًا فَكَرْ Şeriat denen şey peki kabuktan ibarettir, ötesi mesesi yoktur. Kabukla oturan kabuk kalacaktır. Ama öz ile peki meşgul olan mutlaka özün güzelliğine sahip olacaktır. Hiçbir insan karpuzu kabuğu için almaz. Karpuzu kabuğu için almaz. Ya hatta hiçbir insan karpuzun peki altındaki kırmızıya da özenle karpuzu almaz. Rengi kırmızı diye hiçbir insan karpuz almaz. Ya o kırmızının içerisinde sana gözükmeyen mineraller var. İnsan karpuzu o mineraller için olur. Karpuzun kırmızılığı hedef olsaydı, tatsız karpuzu senin yemen lazımdı. Kesiyorsun, bakıyorsun ki tat var mı diye. Sen işin neresini arıyorsun? Fizik tarafını mı arıyorsun? Yoksa kimya tarafını mı arıyorsun? Karpuzda bile kimya arıyorsun, kimya. Mineralleri hakikaten tamam mı? Benim için faydalı mı değil mi diye. Bu ilmin peki minerali yok mu? وَتَصَوَّرُ اللُّبَّ Böyle sadece kitaptan ibaret kalan peki kişiler şeriatın peki bir özünün olduğunu şeriatın ötesinde kabul ederler. Fela ceram işte bundan dolayı لَنْ يُبْرِدُوا Bu insanlar sadece kitapla, sadece peki hafızlıkla, sadece ezberle yetinip de öteye, duvarın ötesine sarkamayan bir takım ilim sahibi olan insanlar وَلَنْ يُدْرِسِي وَحَدِكَةَ تِلْكَنْ حَدِيكًا Anlattığım bu gerçeğin özünü anlamıyorlar. Hoca nasıl hocaysa rabıtayı imkan ediyor. Rabıta kadar dünyada ayanlayan bir şey yoktur. Bir yerde hayat rabıtadan ibarettir desem emin olun mübalağa yapmam. Hayat rabıtadan ibarettir. Eylullah rabıtada peki isabetli hareketin nasıl olacağını beyan ediyorlar. Çünkü dünyada rabıta yapmayan yoktur. Herkesin kafası ve kalbi bir sevgiliyle meşguldür. Bu ama peki Allah'tır, ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama Mevla'nın dostudur, ama paradır, ama hanımdır, ama kasadır, ama masadır. Bak, hayat komple rabıtadır. Din orada belirleyicidir. Din belirleyicidir. Diyorlar ki, rabıta böyle bir keyfiyet vardır ki, doğrudan dolum yaptırır insanı Allah Celle Celaluhu'dan. Ama adam işte nasıl alimse, nasıl hocaysa peki, işte rabıta şudur, rabıta şirktir vesaire. Yani dünyada bu kadar boş ve kov, yani bir iddia olamaz. Ama bak nerelerden nerelere geldik düştük peki. Sevenin sevgilisiyle beraberliği, şirk nedir Allah aşkına? Ben seni sevdim, seni hatırlıyorum peki ben müşrik miyim? Yavrunu seviyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, çerçeveleyip onu vitrine koyuyorsun peki. Ona baktığın zaman gözlerin doluyor icabı, yavrum diyorsun, cansız kağıdı öpüyorsun. Bu da bir rabıtadır peki. Veyahut da diyelim mesela bazı insanların heykellerini yapıyorlar. Onları seven insanlar peki onlara karşı kendilerince bir muhabbet ortaya koyuyorlar. O da bir rabıtadır lügat manası itibariyle. Dünya rabıtasız gitmiyor. Herkesin birisine rabıta vardır. Ama bu işin hakikati ve gerçeği nedir? Bunu da beyan etmek hoş İslami de düşmüyor mu? Peki Allah'tan korkan Cenab-ı Hakk'ın biricik nadide cici ulema-i razıkında düşmüyor mu? Bunların yaptığı bundan ibarettir. Ebu Talib-i Mekki Rahimallah Teala Kutul Kulubu'nda der ki
İki türlü ilim var, hatta iki türlü fıkıh vardır diyor. Fıkıh zahir, fıkıh zatın diyor. Fıkıh zahir, Halep-i Tahir gibi, Mürteka gibi, Nur-i Lizah gibi, namazımızdan, orucumuzdan, haccımızdan, zekatımız vesaire. Peki fıkhi ahkamdan bahseden ilimdir diyor, zahiri fıkıh. Fıkıh batın ise kalp ve kalbin amelleridir diyorlar. Ha, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii Rahimullah, Ahmed ibn-i Hanbel, İmam Malik Rahimullah Teala, rahmeten vasiaten, bunlar şeriatın zahir tarafını peki bir sisteme sokmuşlar, sistematize etmişler. Peki insanlar, arkadan gelen insanlar hangi fetvayla amel edeceklerini bilsinler diye, bilsinler diye. Peki kalbi amelleri ise, kalbi amelleri ise Mevlana hak dostları ulema-i varisun, yani ehlullah, yani şeyh efendiler, kaddesallahu esrarahum, bu insanlar peki bir düzene soktu diyor. Bu insanlar o amelleri sistematize ettiler peki, fenam ettiler peki. Nedir bu geri kapanılık, nedir bu anlayışsızlık? Artık var, insan bir şeyi anlamaz, anladığı zaman hemen döner değil mi? Ama günümüzde var ya, yanlışlar artık var ya, üzerinde ısrar edile edile artık itikat boyutuna ulaştı. Artık bir ilke olarak telakki ediliyor. Bu ne getirir ne götür? Abdülhalik Hücduvani, Kudüs'e sirruhunun ağzıyla söyleyecek olursak, bu insanların peki imandan mahrum olarak ahirete gitmelerinden korkulur diyor. Bak iş nereye vuruyor görüyor musunuz? Bütün mesele peki şu dünyadan Müslüman olarak, mümin olarak geçip Allah'a gitmek değil mi? Ama öyle gaflar yapılıyor ki, öyle tahtalar kırılıyor ki neticede dönüşü mümkün olmuyor. Ve Cenab-ı Hak Celle Celle bırakmıyor ki hakkı anlasın. Bu tipler eskiden de vardı, günümüzde zaten aldı başını gidiyor, ne kadar istiyorsun, ortalık kaynıyor. وَلَمْ يَنَالُوا نَصِيبًا مِنَ الْمُتَشَّابِهَاتِ Peki bu insanlar, bu ulema-i zahir, büyük adam ama eksik. Eksik ulema-i varisine göre eksik. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın o gizli anlamlı, gizli esrarengiz, müteşabih diye anlattığımız ayetlerden bunların haberleri yok. Bunların haberleri yok. En büyük sınav orada veriliyor. En büyük imtihan orada veriliyor. Gel bakayım buraya. Konuşuyorsun, bıdı bıdı yapıyorsun. Şu ayete bir mana ver bakalım. Orada kitap sökmüyor. Orada Cenab-ı Hak Celle doğrudan sanki sana bir kablo çekiyor. Allah-u Teala o ayetlerin şifresini sana çözüyor. Ağaçların kökleri neyle beslenirse dalları onu belleder arkadaş. Eğer bir ağacın köküne su dökersen tamamdır. O ağacın dalından veya meyvesinden belli olur neyle beslendiği. Eğer ağacın dibine zehir dökersen ağaç peki meyvesi zehirli olur. Ağacın peki köküne şeker dökersen, şerbet dökersen meyvesi ona göre belli olur. Ağacın dibine asit dökersen, ağaçta yeşil diye bir şey arama, meyve diye arama. İnsan eğer bir ağaçsa, insan beslendiği kaynaklara dikkat etsin. İnsan beslendiği gıdalara dikkat etsin. Gıdadan maksadımız ne? Peki itikadı, ilmi vesaire. Eğer sen de suyla beslenir bir ağaç gibi şirin şirin meyve vermek istiyorsan, ulema-i varisun dedi, hem işin zahir tarafını, hem işin batınını götüren alimlerden istifade etmeye bak. Vel ulema-i râsikûn, ulema-i râsikûn, humul varisûne fil hakikatin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hakiki manada varis olan, Efendimizin ilmine peki varis olan, Efendimizin ilmini miras olarak alan insanlar, bunlardan Rabbim, şu mazlum kulları ayırmasın. Osman Yüksel Serden geçti,
Allah gani gani rahmet eylesin. Necip Fazıl Kısa Kürek'in arkadaşıydı. Necip Fazıl'dan bile yani çok daha aktif ve mücadeleci bir insandır. Bu davanın hamallığını yapan, bu davanın çilesini riske eden, ıslıklayanlardan birisi de oydu, makamı cennet olsun. Amin. Akif İnan diyor ki rahmetli, Urfa'ya geldi, gelmeden önce bana telefon etti. Akif Urfa'ya geliyorum, ona göre beni garajdan al dedi. Aldım onu diye getirdim doğru, Halil Rahman Camisi'ne, Urfa'da meşhur cami. Getirdim onu bir namaza durdu, şöyle baktım şeye diyor, Osman Yüksel'e diyor, Osman Yüksel namazda gözüküyor ama namazda değil diyor. Namazda gözüküyor ama namazda değil. Mevla'ya peki bu kadar aşık olan bir insandı. Böyle bahsettiğimiz ulema-i varisinde, ulema-i zahirde de değil. Ama heyecanı yani yerin altındakilerin yerin üstüne çıkartacak kadar güçlüydü. Osman Yüksel terden geçti. Allah gani gani rahmet eylesin. 56 dava hakkında açıldı. 56 kere mahkemeye gönderildi. Ama bu 56 hapse gönderilme işi var ya, yani habersiz ondan sonra bilmeden işlemiş olduğu suçlardan dolayı değil. Bazen var ya bile bile suç işlerdi Osman Yükselser'den geçti. Beni hapse attılar diye. Çünkü derdi ki, Mevla'nın iki kulları, Mevla'nın dostları dedi, ben sana kalmadım. Şu hapishanede dedi. Hapishanede her türlü güzellik var dedi. Dışarıda hırsızlıktan başka, yan yanlıktan başka bir şey kalmadı. Para, karıdan başka bir şey konuşulmuyor. Aklı çalışan Mevla'nın iki dostları hep hapishanede. Adam kasten, suç işliyor bir hapishaneye koysunlar. Allah için ağlayanlarla beraber olayız. Bunu anlamıyorsunuz. وَالْوَلَمَا اُرْرَاسِكُونَ اِمِ الْوَارِسُونَ فِي الْحَقِقَةِ Gerçekten Mevla'nın tevki ilmine, Resul-i Ekrem Savaşı'nın ilmine varis olanlar bunlardır. جَعَلَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَاِيَّاكُمْ Cenab-ı Celle Celaluhu bizleri ve sizi bil muhibbiyle bu insanları sevenlerden eylesin. Amin. Sevgin muhteremdir. Aşk Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük sermayedir. Bu sermayeye yaşadığı müddetçe, yerinde kullanıldığı müddetçe, yani ölmeden cennete girerken, cennete girmek için sınav köprüsünü geçmeye gerek kalmadan daha dünyadayken cennete girersin. Mehmet Akif Ersoy bir gün rahmetli Selim Kan Hoca'yı görmesi deli olurdu. Üsküdar'da oturuyordu Mehmet Akif Ersoy. Evini taşıdı buraya, tam Selim Kan rahmetli hocanın evinin karşısından ev tuttu. Ev tuttu ki her gün Selim Kan'a, her gün Selim Kan üstadını görebildiğinde, surette bile ayrılmaya benzer edin valla. Onlar, Mevla'nın bu dostlarına bu kadar aşıklı. Şu an kimleri seviyoruz? Kimlerin yüzüne bakıyoruz? Meşayih diyor ki, bir insan kime aşk atarsa, kime muhabbet duyarsa, Allah Celle Celaluhu yarın o kuluna sevdiği insanın suretini tecelli edecektir. Ahan da bunu unutma. Kimi severse, ama alim, ama zalim fark etmez, ama şeyh, ama sahte şeyh fark etmez. Kimi severse, Allah yarın ahirette o seven kuluna sevdiğinin suretinde tecelli edecektir. Dünyanda gitti, ahiretinde gitti, eğer aşk yerinde kullanılmazsa. Aşkın gıdası Allah'tır, Allah. Aşkın içinde Allah var, Allah! Cealenallahu subhanehu ve iyyâküm Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizi de min muhibbiyim bunları sevenlerden olsun. Ve muhtefî âtârihim aynı zamanda bu büyüklerin tevki yolundan gidenlerden eylesin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu.
Sümme indi inne ehi. Mektup bitirdi. Şimdi birkaç bir başka bir konuya temasla sultan diyor ki bu şey Cemalettin Efendi. Ennâcûriye. Sümme inne ehi eşşey meyan nur Muhammed. Bizim diyor bir kardeşimiz var meyan nur Muhammed isminde diyor. Bu zat ezzara min canibiküm. Sizin tarafınızdan şöyle bir isteği bana iletti diyor. Ben de kim kultum siz demişsiniz ki bu mektubu yazan zata söylüyor. Bu meyan Muhammed denen zat bana geldi. Resmi şöyle bir istekle istende bulunduğunuzu söylüyor. İnne lena icaza min meşayihi selâsili el-ukharîn. Bu efendim şey Cemalettin Efendi İmam Rabbani'nin bu mektubu yazmış olduğu zat diyor ki, bizim efendim diğer tarikatlarda şeyimiz var, elimizde diplomalar var, icazetler var. Ve nuridu min canibi ennakşibendiye eydan icazeten ve siz nasibendiye tarikatından da icazet istiyormuşsunuz. Yani şeyhlik belgesi istiyormuşsunuz. Senin efendim mektubunu bana getiren zat, sizin peki tarikatta da icazet istediğinizi söylüyor. Diğer tarikatlardan işte Kadiriyye'den, Rufaiyye'den, Çeşkiyye'den, Suhraverdiyye'den, Kıbrıviyye'den icazetleriniz var mı diploma? Bir diplomada Nasibendiye tarikatından istediğinizi söyledi diyor. Böyle bir teklifiniz var diyor. Bak şimdi ne yapıyor bak. Eyyel mahdum, kıymetli oğul diyor. El mükerrem, ey muhterem peki, hizmetli zat. İnnen meşihate, bu yolda var ya Allah'a giden bu müstesna, Nakşibendiye yolunda şeyhlik ve müridiyete, aynı zamanda müridlik bir tarikatın Nakşibendiyetel Aliyyetin, bu mümtaz yolda, Şah-ı Nakşibend'in ilkelerini tesis etmiş olduğu bu yolda, müritlik ve şeyhlik, bir talim-i tarikati ve teallümiha, tarikatı öğretmek ve tarikatı öğrenmek de olur diyor, dikkat. Bu yolda ilimsiz insana peki şeyhlik vermezler, bu yolda müritlik ilimle oluyor, ilimle. Kimse abdest sonra takılıp da peşine de üç tane belki tedavi ve ekip takıp da kavuk sallayıp da şeylik taşlamasın. Ne ilmi var ne irfanı var. Bununla birlikte peki her şey ondaymış gibi havalar vesaire kaldırmıyor muyum? Böyle sahtelikleri, böyle sureti güzellikleri ne diyor? Ama dinlemiyor ki. Boşluklar var, boşluklar. Bu boşluklardan birileri istifade ediyor, etmeye çalışıyor. Ne söylüyor sultan? İnnellâ meşihate, şeyhlik de, vel müridiyyete, müridlik de. Yani sen şeyh misin sen? Sen mürid misin peki? Eyvallah. Peki bunun kriteri ne peki? Ölçüsü ne peki? Sultan diyor ki, bunun kriteri bir talim-i tarikati ve teallümihâ. Tarikatı insanlara anlatmakla oluyor. Şeyh olan zat tarikat-ı Aliye'yi anlatacak. O kadar ki anlat. Müritlik nedir peki? Müritlik nedir bir yolun esrarengiz ilkelerini bilme, öğrenmeye çalışma ve gayret etmektir. Şeyh deyince müritliğin ekseni budur. Nabatani Kudüs-i Rubi mektubunda buyuruyor ki, bir mürit diyor çok harika zuhuratları olsa, çok mükemmel keşifleri olsa, her hali keramet olsa, bu yolun büyükleri diyor, buna diyor o kadar bekledik de değer vermez diyor. Eğer ilim sahibi değilse, bu yolda değer ve kıymet ilim sahibi olmakla olur diyor İmam Rabbani Kudüs-i Rubi. İlmin yoksa, gerek tefsir, hadis, fıkıh, ulema-i zahir ilimleri ve gerekse peki kalbi ilimler, bunlardan nasibin yoksa, işte ben Resul-i Ekrem'i gördüm, şöyle oldum, böyle oldum, bilmem ne vesaire. Nice içimizde mesela harika halleri olan kardeşlerimiz var. Emin olun bazen gıpta ediyorum, yani herkes bir şeyler yapıyor, görüyor vesaire, bize bir şey olduğu yok vesaire, bu ne iştir diye bazen böyle
Garip dediğim de oluyor. Sultan diyor ki, eğer o zuhuratlara nail olan insanın ilimden nasibi yoksa, bu yolun büyükleri, Nakşibendiye tarikatının büyükleri, onun zuhuratına, keşfine değer vermez diyor. Değer vermez diyor. Ne derler? Mübarek olsun, derslerine devam et. Efendinin de yaptığı bu değil mi? Sen çok etkisinde kalıyorsun, ondan sonra günlerce seni o meşgul ediyor, hatta yani uçuyorsun, gidiyorsun artık, insanlara tepeden zürafa gibi bakar duruma geliyorsun. Halbuki, ayağının altına karpuz kabuğu koymuşlar. Abbas yolcu! Ama orada birisi var diyelim, o sabah kanat Şam'a kadar belki bu ilimlerle meşgul oluyor. Tarikatı tamam, eyvallah, devam ediyor. Tin gidiyor, güzel gidiyor. Öbür taraftan peki şu deruni ilimlerle meşgul oluyor aynı zamanda. Öğreniyor, öğretiyor. Bu var ya bu, işte bu. Aranandaki araç pozitif, şeyh, mürit, aha bu. Dervişlik olaydık tac ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a bin Yunus Emre. Kuddise sirru. Bu iş akde suhabe bitmiyor derviş. Arabanın kaportası var ama mas basmıyor. Bu yolda şeyhlik ve müritlik peki, demek ki tarikatın öğretilmesi ve teallumiha aynı zamanda öğrenilmesi ile mümkün oluyor. La bil filahi ve şecereti, yoksa külahla, vay işte efendim benim külahım yeşil veyahut da ben nevlevi külahı giydim, oldum nevlevi veya eskiden tarikatların müritleri belli olsun diye, yani giysilerinde de biraz böyle farklılıklar oluyordu. İşte Nakşi mesela, Nakşibendiye tarikatına mensup olan bir müridin sarığının sarılış şekli mesela bir türlüdür. Sarığın sesi mesela rengi bir türlüdür vesaire. Mevlevi olanlar gibi farklıdır vesaire. Yani kim hangi yolun salikidir, hangi yolun yolcusu belli olsun diye. Bir yerde affedersiniz at izi it izine karışmasın diye. Çünkü tarikatların esaslarının yerine getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bir tefrika değil, yanlış anlama. Ama bir insan eğer bir çeşmenin suyunu içmeye alıştıysa o çeşmenin suyuyla beslenmeli. O gidiyor başka bir çeşmeye, oraya vesaire, bu ne yapıyor sonunda biliyor musun? Tatsızlık oluşturuyor. Tatsızlık oluşunca mensup olduğun tarikattan teyit transferi mümkün olmuyor. Olmuyor. Futbol oynayan iki takım var, formaları farklı. Hepsi de futbol oynuyorlar vesaire. Formaları farklı. Bu ne demektir peki? Adamın antrenörü ona ne tip bir oyun oynamayı terkin ettiyse o formayı taşıyan herkes o formülleri uyguluyor. Topta maçta değil mi? Yani teşbih hata yoktur. Biz işin ibret tarafındayız biz. Belki misal biraz amiyane oldu ama yani bazı konuların, zihinsel konuların netleşmesi için canlı örnekler vermek gerekiyor. Nadir külahi ve şecereti, öyle külah kapmakla, bilmem ne, silsile kapmakla vesaire. Ya öyle değil bu iş. Şeyhimin bastonu bende, yok cübbesi bende, ondan sonra sen o makamın sahibi olacaksın vesaire. Bekle olursun sen. Sen seni bilmezsen patlatırlar el seni. Mevlana Celaleddin'u Mekbuddesi'u buyuruyor ki, 50 yıldan beri bir şeyh efendinin yanında peki nefsini adam etmeye çalışıyorsun. 50 yıllık bir mürit diyor, bir kere kalbinden şeyhimin yerine ben geçeceğim duygusu geçerse bundan bir şey olmaz, bunun işi biter diyor. Ortalık şeyhten geçilmiyor. Daha efendi hayattayken efendiyi diri mezara ve toprağa gömenler hiç de az değil. Hacı Tarih'te fasıl hitap eder ki, hiçbir Mevla'nın dostu incitilmesin ki, Allah o ülkeye bela vermesin diyor. Burası da mühimdir.
Burası benliğindir. Hiçbir Allah dostu hapse düşmesin ki, Allah o millete, o milletin ordusuna hezimet vermesin diyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yere sefer yapılacak ve yapıldı sefer. Ordu peki saldırıya geçti, olmadı bir türlü, düşmanı yenemediler. En sonunda uyanık birisi dedi ki, efendim dedi, falanca Mevla'nın dostu şu an hapiste biliyor musunuz dedi siz dedi. Ne diyorsun dedi, evet dedi. Kastamonu bir Allah dostu. Derhal bırakın dedi. Savaş ondan sonra kazanıldı. Sen bu insanları ne zannediyorsun sen? La bil külahi ve şecereti. Öyle külahla, bilmem neyle, silsileyle, diplomayla vesaire şeylik yoktur. Yoktur. Yahu bu Mehmet Masum Kudüs'ün sırrı o. Küçük bir risalesi var. Orada diyor ki, Mehmet Masum Kudüs'ün Rabbani ne oldu? Yakub-ı Çerhi Kudüs'ünü daha tarikat derslerini bitirmemişti. Daha yani derslerin yarı seviyesinde bulunuyordu. Daha yani o kadar daha yol var. Üstadı Yakub-ı Çerhi'yi halife bıraktı. Yani derslerini bitirip de ona şeyhlik vereyim vesaire, daha buna gerek kalmadan yarım seviyeliyken ona hilafet verdi. Benim kafam durdu, bu ne iştir peki? Gittin efendiye sordum. Efendim Hazretleri bu ne olacak bu işe sana? Dedi ki Bayram Hoca dedi, bu Evliyaullah var ya, ne olsa yapar dedi. O kadar. Kemâ ve muta'afî selâsine ukara. Ama diğer tarikatlarda mesela iş efendim nedir? İşte yani icazet vesaire, şu bu diploma, şeyhlik, müritlik, külah katmakla, baston katmakla vesaire. Yo. Orada aksesu var, gitmiyor. Sarayın 10 metre olsun, şalvarın 18 metre olsun. Sökmüyor arkadaş. Muhteva lazım, muhteva. Muhteva. 1940 ve 45 yıllarında Süleyman Uyanık diye bir memur vardı. Yugoslav göçmeniydi, İstanbul müftülüğünde murakıptı. Bu adam Zeytinburnu'nda, efendim torunun evinde kalırdı. Kendisi Tito'yu vuran adamdı. Tito komünistti, Yugoslav. Devlet başkanı, Tito'yu ben vurdum dedi, evine gittim, ondan sonra komünistlerin kendisine yapmış oldukları işkencelerin hala izleri vardı, tırnakları çekilmiş, ondan sonra böyle yüzü böyle çizgili çizgili vesaire falan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharası'nın bir maketini yapmış kendisi, çok da sanatkar o noktada. Cantilleri yapıyor böyle bütün ömrü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharası'nın maketini seyretmekle geçti gitti. Bekardık, kötülük çocuğu yoktu. Hala ayaklarında çizmesi vardı. Çizmeyle oturdu, çizmeyle kalkardı. Hala askerdi. Bir gün dedi ki bana, kendisi de şeyin, Hitler'in çok iyi adamıydı kendisi. Adolf Hitler'le beraber çektirmiş olduğu fotoğrafları bana gösterdi. Komünistler babamın dedi 600 bin cilt kitabını yaptı Yugoslavya'da. Yapmadıkları kalmadı dedi. Başından geçenleri anlattı ve bir gün dedi ki bana, Yugoslavya'da komünistler beni hapse attı dedi. Hapishane kovuşları böyle dairevariydi dedi. Yani ortası boş, ondan sonra salon, etrafta böyle dairevari, efendim hapis kovuşları vardı. Bir gün baktım dedi, kovuştayım dedi, bir adam indi dedi merdivenlerden o ortaya. Neticede sahanlığa diyelim ortaya ve herkes oradaki görevler, hoş geldin işte efendim bilmem ne vesaire, iltifatlar, ikramlar vesaire. Sordum bu kim ya vesaire. Dediler ki bu Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi, Kudüs-i Sirlo'nun tekkesinde Vatikan'a bağlı ajan olup efendim şeyhlik yapan Kazım Dede dediler diyor orada. Kulaklarım bunu duydu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin tekkesinde, peki şeyh kılıklı fakat göbeğinden Vatikan'a bağlı, aslında Hristiyan'dır diyorlar, ajan diyorlar. Ve Kazım Dede orada şunu söyledi, Türkiye'deki efendim Vatikan'a bağlı ajanlık görevim bitti şu an, Vatikan'a dönüyorum dedi. İstihbaratın tespitine göre Türkiye'de 600 tane şeyh var. Kaç tanesinin peki İmam-ı Rabbani anlattığı cinsle peki kalitesi var? Kiminle peki plak yaptığı belli değil. Millet!
bir ülke böyle dejenere diyor, biliyor musun? Adam daha neler anlattı bana, neler, neler anlattı neler. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. La bil külahi ve şecereti. Külahla, şecereyle, bilmem neyle. Yo. Kema huve müte'arab fî selâsile ukara. Hatta Şeyh Alâddin Addar Kuddise Sirrı İmam-ı Rabbâ, İmam-ı Bahâüddin Şah-ı Nakşibend'in damadı ve halifesi. Alâddin Addar Kuddise Sirrı İmam-ı Şah-ı Nakşibend'e dediler ki, Efendi Hazretleri sizden sonra kim şeyh olacak? Kim peki halife olacak vesaire dediler. Yahu dedi, niçin böyle sorularla benim kalbimi teşviş ediyorsunuz dedi. Reşat'ta yazıyor. Niye bu türlü sorularla benim hatırımı, huzuru daimimi ihlal ediyorsunuz dedi. Bu şeyhlik denen şey, bu hilafet denen şey tamamen Cenab-ı Hakk'ın tekelinde, Allah'ın tasarrufunda ve yetkisinde olan bir kurumdur dedi. Bu dedi bizi bile aşar dedi. Bak işe bak, bizi bile aşar dedi. Sonra dediler ki efendim dedi işte yani gene gönül istiyor, kime dedi yani yanaşalım, kime dedi yani efendim iltifat edelim, elini öpelim, eteğini öpelim dediler. Alâddin Addar Kuddise Sirruh ki damadıydı, buna ne dersiniz dediler. Hani sizden sonra biz bu zata takılsak, ona intisap etsek muvaffak mıdır dediler. O zaman Şah-ı Nakşibend ufak bir işaret verdi, dedi ki o zaten yükünü çoktan tuttu dedi, ağzın bal yesin. Kusura bakmayın, ben de bazen karı gibi ağlıyorum. Yüreği tutan varsa gelsin o konuşsun burada. وَطَرِيكُ هَا اُلَٰيَ الْاَكَابِرِ Peki, bu büyüklerin yolu var ya, nedir peki sohbetin, Nakşibendiye tarikatında bulunan büyük zatların sistemi ve düzeni var ya, sohbettir diyor, devamlı beraberliktir diyor, ya ilimle irfandır diyor, ilimle irfan meclisleridir diyor. Ve terbiyetu inhikasiyetun. Bunların insanları olgunlaştırması ise yalan buraya alıp da onları tekme tokat vurarak ederek vesaire eğitim anlayışı yok bu yolda. Yani her tarikatın insan olgunlaştırma sistemi ve usulü, metodu farklı farklıdır. Nakşibendiye tarikatında ise eğitim inhikasidir. İnhikasi ne demektir? Yani yansıma yolu. Onun güzellikleri sana peki öyle bir yansıma yapıyor ki sen de peki üstadın gibi olmak istiyorsun, ona benzemek istiyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de sahabe-i kiramla olan ilişkilerinde inhikas söz konusudur. Sahabe-i kiram hep Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorlardı. O şekilde peki bulum yapıyorlardı. Bakın mesela araba çeken beygirlere bakın, atlara bakın. Beygirin peki yavrusu tay anasıyla yan yana gidiyor. Anasıyla böyle hopluyor, gidiyor ama hep gözü anasında. Anam ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Anası kafayı sallıyor sağa sola ve o da yapıyor vesaire. Bak, inikas yollu. Mevlana Celalettin Rumi Kuddise Sirruhu buyuruyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde ayakkabılarını çıkardı, namaz kılıyor. Ve neticede bir yılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısına girdi. Mevlana Celalettin Rumi Kuddise Sirruhu söylüyor bunu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi, ayakkabılarını giyecekken ayağıyla ayakkabının arasında 5-10 santim kaldı veya kalmadı. Derhal üçüncü bir varlık şah diye bir Şahin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağıyla pabucun arasına girdiği gibi yılanı sırtı çıkarttı oradan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri çoktu. Bir mucizesi de hayvanların dilinden anlardı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Şahin'e dedi ki, yahu dedi sen dedi ta yukarılardan uçuyorsun dedi. Yani oradan bunu nasıl gördün dedi. Şahin dedi ki, ya Resulullah senden yansıyanla dedi. Belevan ula bi cemalihi, keşefez duca bi cemalihi, asunet cemi'i hisalihi, sallu aleyhi ve alihi. İnhikâsidir diyor.
Karpuz tarlada diyor İmam Rabbani bir başka mektubunda. Karpuz tarlada. Peki karpuza güneş vuruyor. Karpuzun haberi var mı? Yok. Karpuzun üzerine yağmur yağıyor. Haberi var mı? Yok. Karpuza rüzgar esiyor. Haberi var mı? Yok. Ama karpuz büyüyor mu? Yok. İşte inikas bu. Bak şuradasın mesela, dinliyorsun. Yıllardan beri geliyorsun, gidiyorsun vesaire vesaire. Seninle, sana konuşan insan arasında ne iletişimler söz konusu oluyor biliyor musun? Veya bir başka bir misalle, bebek mesela annesinin karnında değil mi? Eyvallah. Annesi yiyor, ondan sonra Cenab-ı Hak Celle Celle bir kordonla o bebeği besliyor. Bebeğim peki, yani diyelim yediklerinden içtiklerinin haberi var mı? Yok. O onun peki yani fiziki ve fizyolojik, biyolojik ne dersen de ruhsal gelişimlerinden bebeğin haberi var mı? Yok. Ama bebek büyüyor mu? Büyüyor. Bu yolda eğitim, insan olgunlaştırma, aha böyle oluyor işte. Yoksa böyle sormacıların demir parçalarını veyahut da ağaç parçalarını tek tek el alıp da sormaya tutması vesaire ya, o şekil değil. Öyle yaptıkları da olur belki icabında. Eğer gerek görülürse ama genelde inekatidir. Şu an var ya bir ışık düşünün mesela ses çıkartıyor. Bın 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 bın. Şu an her birimize bir takım şifler takılıyor. Her birimizde bir karakter değişimi söz konusu oluyor. Buğdayı değirmene koyuyorlar, mısırı değirmene koyuyorlar. Taşların arasında o buğday ve mısır tohumları peki un oluyor. Mısırın un haline geldiğinden haberin var mı? Var mı? Var mı? Yok. Bu yolda eğitim böyledir işte. Bu Osmanlı Devleti'ni kurdu. Bu eğitim Osmanlı Devleti'ni kurdu. Bu kurduğu devlet bak 600 yıl ayakta kaldı. Hatta Arnold Toynbee İngiliz tarihçi dediği gibi bu devlet yıkılmadı. Osmanlı durmadı. Durduruldu dedi. Lastiğin altına konan takoz alındığı takdirde bu devlet yine kıyamete kadar varlığını sürdürecektir diyor. Bunu İngilizlere ya, senin hala tarikat dersin ya, sen hala şüpheci içindesin, ders alayım mı, almayayım mı, bekleyeyim mi, beklemeyeyim vesaire. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? وطريق هؤلاء الأكابر صوفة وتربيتهم إنعكاسية onların adam eğitme sistemi ise inhikasidir, yansıma yoludur. Diyelim mesela güneş şuradan geliyor, aynayı tutarlar buradan güneşe karşı, bu güneşin ışınları ve şuaları aynaya vurduğu an bu aynayı öyle tutuyorlar ki güneşi küt senin diyelim mesela alnına bitiriyor adam. Öyle anla. İbrahim Hakkı'yar zulüm-i kudüsirdi o. İlle de Hacı Fakirullah Efendi'nin kabrine, tam efendim yani baş tarafına bir kabis koymuş İbrahim Hakkı'yar Zulemi. Bir de dağın tepesine bir sistem kuruyor ve 24 saat diyelim yani güneş var olduğu sürece doğumundan, peki güneşin doğuşundan batışına kadar güneşin şuasını o kavise koymuş olduğu bir yansıtıcıyla güneşin ışığını Hacı Fakirullah Efendi'nin sarığının üzerine düşürüyor. Bu işin yani işte diyelim fizikle olan veçhesi yönü manen de aynı şey söz konusu oluyor. Ehlullah öyle bir kavis kullanıyor ki o kaviste bir ayna ve o aynaya vuran Allah Celle Celle'nin kemalatına direkt sana yansıtıyor. İbrahim Hakkı'yar Hacı Fakirullah Efendi'nin şeyi nedir, kabrini restore yaparken o kavisi yerinden oynattılar peki, işte ustalar beceriksiz cahiller şimdi güneşin ışığı 20 santim, 50 santim türde şeyin Hacı Fakirullah Efendi'nin sarığının sağına düşüyor. Avrupa'dan uzman getirsinler, İbrahim Hakkı Erzurumi'nin sistemini yakalayıp da güneşin ışınlarını aynen eskiden olduğu gibi Hacı Fakirullah'ın sarığının üzerine düşüremediler. Biraz daha öteye kaydırdılar. Dedenin yaptığını anlamaktan bile aciziz. Biz onları beğenmez olduk. Bu ne akıldır, bu ne beyindir. Aman Allah. Bak, söylenen gerçekler nasıl adamlar yetiştirir, nasıl? Bu memleketin toprağından evliya çıkar, evliya. Eşkıya çıkmaz.
Bu topraklardan şimdiye kadar hain çıkmadı. Çıktıysa da onlar aldatılmış olan insanlardır. Ama temelde bu topraktan evliya çıkar, evliya! Ah o evliyalar! Ah o evliyalar! Kaç tanesinin kabri kaldı ki? Müteahhit böyle üçlü bir site yapıyor. 10 daireye katlı, 3 tane binayı efendim böyle banyo ve tuvalet pencereleri birbirine bakacak şekilde üçgen bari adam kuruyor. Fakat yani binaların arasında iki tane evliya kabri var. İki tane evliya kabri var. Müteahhit ne yapıyor biliyor musunuz? Dedi yani plan projeyi değiştirmiyor. Neticede tuvaletlerin şeylerini, pencerelerini, banyoların pencerelerini o evliyanın yüzüne karşı gelin şekilde inşa ediyor. Bu memleket bu ne demektir? Ben kakamı yapacağım, sen de bunun kokusunu topla. Bu kadar adili korur mu İsmail'a? Senar canavı indirgesi bizayet edin. Nihayet-ül Akharim. Bak bu yolda sistem budur diyor. Bu yolda sistem budur diyor. Neticede dedi diğer tarikatlara intikap edip de en son noktada alabileceğin makamı ve güzelliği bu yolda sana daha birinci adımda veriyorlar. Ama Namrabbani Sibrisi'nin anlattığı bu nakşiyi gören var mı? Efendi Hazretleri bir defasında üniversite okuyan talebeye tarikat dersi veriyordu. Baktım işte şu kadar vesaire falan filan işte dedi bu kadar yaptık sen dedi. Bizim bildiğimiz yani bellidir rakam. 5000'den aşağı inmeyeceğim. Ona böyle cüz'i bir şey verdi. Dedim Efendi Hazretleri bu hani bunu nasıl anlayalım biz ki? Esas buydu vesaire. Aynen şöyle söyledi. Bayram Hoca dedi bu işin esasını zaten kim yapıyor dedi. İşte idare ediyoruz dedi. Fakat. Esasını söyleyemiyorlar. Niye? Çekiniyorlar. Çünkü beyefendi çok nazlı. Biraz efendim yani 5000 değil 10.000 söylese olur mu ya vesaire falan filan yok kardeşim ben bu tarikatı istemiyorum vesaire. Biz gerçekten aşık olsak onlar neler yapacak neler? Mevlana Gazi Bagdadi buyuruyor ki eskiden letaif-i haşere derdi bir kere de verilmezdi diyor. Tamam mı? On latifenin diyelim mesela Allah'la zikirle peki dönüşümü efendim şimdi bir yılda veriliyor. Bütün letaif-i haşere derdi bir yılda bitiriliyor, sonra ikinci derdi geçiyorsunuz. Ama eskiden usul öyle değildi. Oğlum bir yıl peki kalp pencerenden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seyrediyormuşsun gibi Allah Allah diyeceksin. İkinci sene ruh latifesinin penceresinden Rabbimi seyrediyorum diye hayal edip Allah Allah diyeceksin. Üçüncü peki sır latifesinden onun penceresinden Rabbimi seyrediyorum diye bir yılda sır latifesi. 10 latife var insanda. 10 latife her birisi bir yıl çeker. 10 yılda ancak şimdiki birinci derdi geçiyorsun. İsmail'a ne kadar nazlı olduk. Bu kadar peki yani yarım buçuk derslerle meşgul oluyoruz. Ufak bir şey olduğu zaman da artık ben şöyle oldum, böyle oldum insan beğenmiyoruz peki. Bir de utanmadan rezilce şeyliğe soyunuyorum bilmem niye, müritliğe soyunuyorum. Nedir bu iş? Ben sana bir ölçü vereyim. Namrabbani Kudüs'ün Sevruğu'nun mektubunda buyuruyor ki bu yol yedi adımdır. Nakşibendiye tarikatı 7 adımdır. Birinci adımın özelliği şudur. Ben bu yolda acaba birinci adımı attım mı, atamadım mı, nın ölçüsü şudur diye Umur Rabbani. Ben senin gırtlana bir bıçak dayayacağım diyor. Gırtlana bıçak saplayacak gibi batıracağım diyor. Ve sana soracağım ismin ne? Eğer ismini hatırlayamıyorsan Allah'la öyle kayboldun ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seni öyle bir ablukaya aldı ki Mevla'nın peki sana vermiş olduğu hoşluktan, lezzetten ve tattan ayrılıp da kendi varlığından haberdar olsa ismini söyleyemiyorsan o zaman sen birinci adımı attın demektir. Bu ne demek kardeş? Bu yol zorlat değil mi oldu? Öyle çekiyorum, işte ben çekiyorum, böyle uzanacak bu yol. Öbürü diyor ki yok öyle uzanmayacak, böyle uzanacak vesaire. Bu can macunu mu bu?
istediğin gibi yoğun, ondan sonra gel camın kenarına çek, bitirdim ben ne vesaire. Yok ya! Aslında var ya, söyleyeceğini söyleyemiyor mu Rabbani? Söyleyeceğini söyleyemiyor, bak hem ne kadar ağır konuşuyor. Bununla birlikte diğer mektubunda buyuruyor ki, yani ben söyleyeceğimi söyleyemeden bu dünyadan gidiyorum diyor. Ben size eğer, şu yolun gerçeğini söyleyecek olsam, gerçek çeperesini, özünü ortaya koyarak söyleyecek olsam, hiçbir tanemiz tarikat dersi yapmaz diyor. Neden? Ya bu amma karışık bir yol ya, teferruat bilmem ne vesaire, kaçıp gideceksiniz, siz gibi çok nazlısınız diyor. E peki, bunlar niye söylüyorsun? E söylemeden de olmuyor diyor, niye? Çünkü söylemesen hakla batılı karıştırıyorsunuz, doğru ile yanlışı karıştırdın. Ehlullah daha ne yaptın sana? Sen yürek getir yürek, yürek getir yürek. Siz bana sine getirin diyor Rabbani. Hele ilmel yakin, hakkel aynel yakin, hakkel yakinde bir analiz ve sentezi var, sorma gitsin, sorma gitsin. Ufacık bir şeyi sızdırıyor, gerisini söylemiyor. E niye söylemiyorsun üstadım? Kim anlayacak ki diyor. Bana bir sine getirin, sine. Anlattıklarını merakla, heyecanla, hasretle dinleyip de yandım Allah'ım diyecek heyecana, eksene sahip bana yürek getirin, sine getirin diyor. İnsanların isteksizliği, insanların alakasızlığı, ehlullahı bile susturdu. Git kaybol arkadaş, sokaklarda gez arkadaş, bodruma mı gireceksin? Ömer Hazreti Kudüs'ün ruhu gibi ağacın kovuğuna girip 40 sene orada halvette mi kalacaksın? Ya biraz ağla kendine ya! Ağla kendine ya! Ağla kendine ya! Senle uğraşsana, kendinle uğraşsana! وَصَارَ تَرِيْكُمْ اَقْرَبَ السُّرُقِ وَنَقْشِبَنْدِيَ اَيْلُ اللّٰهُمْ Dediği yolu Allah Celle Celaluhu'ya insanları götüren en kestirme yoldu. En kestirme yoldu. Vahalarda kaybolma, sahralarda kaybolma ama bir şartla, usule riayetle nakşibendilikten bahsediyor. Yoksa herkesin kafasına göre nakşilik yok. Çok dile vurduk. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden kalkmaya hepimizi muvaffak eylesin. Amin. وَنَّذَرُهُمْ شِفَاءُ الْاَمْرَادِ الْقَلْبِيَّةِ Bu büyük insanlar var ya, bu yolun büyükleri var ya, onların bakışları her türlü kalbi hastalıklara şifadır diyor. Her türlü kalbi hastalıklara şifadır diyor. وَتَّوَجُّهُمْ دَعْفِيُ الْحِلَى الْمَعْنَوِيَّةِ Peki onların insanlara şöyle bir nazarları, şöyle bir bakmaları ise, neticede manevi ne kadar hastalıklar varsa ona şifadır diyor. Herkesin psikiyatriye abone olmuş gibi bir hali var. Herkes psikolojik rahatsızlıklara maruz kalıyor. Hemen bir stres bassa, bir sıkıntı bassa vesaire hemen doğru psikiyatriye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki يَبْنَ عَادَمْ hadis-i kutsi'de يَبْنَ عَادَمْ Adem oğlu تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِ اَمَّ صَدْرَكَ غِنًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cenab-ı Hak Celle Celle'nin nakleni Ademoğlu kendini ibadete kaptır. Kendini ibadete kaptır. Rabbani dediği gibi hak sahibi olanların haklarını ihlal etme. Teferrah li ibadeti. Ey emle sadrake ghinen. Senin göğsünü ben zenginlikle doldurayım diyor. Allah! Ne stresi ya? Stresle Müslüman ne alakası var? Tamam bazı sıkıntılar vesaire oluyor. İkinci cildin en son mektubunda ne mesajlar veriyor İmam-ı Rabbani? Ne mesajlar? Şu stres konusunda, sıkıntı konusunda vesaire. Kendini bana kaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Senin göğsünü ben zenginlikle doldurayım. Peki, ve de fakirliği ortadan kaldırayım. Bak ekonomiyi nasıl izah ediliyor şimdi? Allah-u Teala'ya kulluğun ekonominin nasıl tetiklediğini görüyor musun? Ne alakası var? Ben de anlamıyorum. Allah kendisine kullukla ekonominin de gibi düzene girmesinden bahsediyor. Bana kulluk yap, ekonomiyi gibi düzene sokayım diye Allah Celle Celaluhu. Allah'la aramız olmadığı müddetçe istediği kadar tedbir önlem al. Yağmuru veren o, vermedi, şiştin kaldın. Ne haber? Ecdat 26.400.000 km² karede at oynattı. 3 kıtaya hakim oldu. 3 kıtaya adam idare etti. Kaç kişiyle biliyor musun? 7 tane sadrazam var.
Yedi tane sadrazamla, yedi tane sadrazamla 600 yıl adam üç kıta idare etti. Senin var dünya kadar peki, ne bileyim bakanların var, müdürlerin var, müsteşarların var vesaire. İki yaka bir araya gelmiyor. Ne oluyor, arada kim var? Sistemi kim karıştırıyor vesaire? Bak Mevla ne söylüyor? Ha yapmayacaksın, ibadet edeceksin. O zaman senin göğsüne zenginlik vermeyeceğim, genişlik vermeyeceğim. Sıkacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Stres nere stre, hanımdan çekeceksin, piyasadan çekeceksin, devletten çekeceksin, arkadaştan çekeceksin. Seni sıkıntıdan kurtarmayacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Ve de fakiri de kaldırmayacağım diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Allah bu hatalara yuvarlanmazsan mazlum ve cicik kullarını mahzunu mahfuz eylesin. Bunların nazarları her türlü kalbi hastalıklara şifadır diyor. Dolayısıyla bütün hastalıkları kaldırırlar Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Aziz Mahmud Cücai zamanında Üsküdar'a yatıyor. Sultan 1. Ahmet, Sultan Ahmet Camisi'ni yaptıran padişah, Osmanlı'nın 17. padişahı, o da lefkundur. Allah gani gani rahmet eylesin. Birkaç veba salgını oldu Osmanlı Devleti'nde. Vebadan dolayı çok insan kırıldı vesaire. Neticede millet, Aziz Mahmud Cücai'ye geldiler. Dergâhına gittiler, Efendi Hazretleri. Hani her gün böyle vazan insan ölüyor. Ya işte bir şey himmet buyurun vesaire falan filan. Aziz Mahmud Bey dedi ki, Mevla'nın işine ben karışamam dedi. Bakın bir devlet kimlerle yürüyor, bir toplum kimle ayak buluyor görüyor musun? Ondan yardım istiyorlar. O da dedi ki, ben dedi Mevla böyle takdirdiyse karışamam ben dedi. Hatırlı dedeye gidin dedi. Sayınlara bak şimdi. Trafiğe bak nasıl çalışıyor. Onlar da kendi arasında kademe kademe, as var, üst var, belli bir yararcı var Eylül'le arasında. Hakkımı dedeye gidin diyor. O sizin isteğinizi kabul ederse eder diyor. Etmezse beni bu işi karıştırmayın diyor. Hakkımı dedeye gittiler. Dediler dedeciğim bak böyle oldu işte. İnsanlar kırılıyor. Her taraf yani veba salgını içerisinde inim inim inliyor. Ne olur bir himmet buyurun bir dua edin bir şey deyin ki veba hastalık kalksın şu ülkeden dedi. Yahu dedi kızdı. Yahu dedi benim bu işlerle meşgul olduğum bize kim söyledi dedi. Kızdı. Yani bu yolda sırrı ifşa ettiğinle dibe vurursun. Kemalatın ben şuyum ben buyum gibi falan bir havalara girip de bir takım sana emanetleri ifşa etmeyeceksin. İmam Rabbani dedi gibi. Gizlilik esastır. Dedi ki beni bu işe niye karıştırıyorsunuz dedi. Sonra gelen cemaattan bir tanesi dedi ki Efendi Hazretleri bizi sana Aziz Mahmud Hüda'ya gönderdi. Ha dedi. Azmam sen gönderdi. O zaman iş değişti dedi. Durdu şöyle. Şöyle bir gitti geldi. Dedi ki bugün bir kişi daha ölecek dedi. O öldükten sonra bu hastalık kalksın gitsin dedi. Hastalık gitti. Tamam mı? Peki o arada ne yapıyor o peki? O arada ne yapıyor arkadaş? Bugün bir kişi daha ölecek diyor. Onun cenazesi kılındıktan sonra hastalık bu ülkeyi terk etsin gitsin dedi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mührü onlara veriyor, onlara! Ya ne demek bu hoca, bu Allah mı oldu? Allah değil. Ben diyelim mesela muhtar olsam, sen ise benim birinci azam olsan, muhtar bir yere gidiyor veya muhtar hasta oldu, mührü kime bırakıyor? Birinci azaya bırakıyor. Peki birinci aza, o mühür ve mühürle gelen tüm yetkileri kullanmaya selayetli mi yoksa değil mi? Selayetlidir. Muhtarın bütün yetkilerini birinci ağza alıyor. Bu yolda böyle bir makamda vardır. Zaten ne o makamı. Cenab-ı Hak Celle diyor, ah benim cici kulum. Hoş geldin, sefa geldin. Gel kulum, al mühür sende. Ne yapıyorsan benimle amma yapacaksın. O gücü Allah sana veriyor. Ecdat zamanında bir Anadolu beylerbeyi vardı, bir de Rumeli beylerbeyi vardı. Bu tarafa bakan zata, Avrupa yakasına bakan zata Rumeli beylerbeyi diyorlardı. Anadolu tarafına, Üsküdar o tarafa bakanlarla ise Anadolu Beylerbeyi diyorlardı. Padişah kendi mührünü Beylerbeyine veriyordu. Rumeli Beylerbeyine veya Anadolu Beylerbeyine derdi ki gel buraya dedi paşa, al sana benim mührüm dedi. Tüm yetkilerimi sana devrettim. Her şeyi sanki ben yapıyormuşum, icra ediyormuşum gibi sana devrediyorum kullan. Ama mühre hainlik yaptın, mühre ihanetin kafanı koparırım ben. Ecdat bu politika, bu siyasetle 600 sene götürdü bu devleti. Hani bu sistemler İsmail'a? Kazmayı biraz kuvvetli vur toprağa. Bak toprak neler söyleyecek neler?
Bir, ma ahdenen nakşibendiyyine siretehum. Yahu diyor, bu nakşibendiye tarikatına bulunan zatların diyor siretleri, hareketleri vesaire ne boştur diyor ya. Yemşûne birrekli makfiyyinin haram. İnsanları var ya böyle gizlice hiç kimseye göstermeden gözle kaş arasında Kabe-i Muazzama'ya getiriyorlar. Beytullah'a getiriyorlar. Bu ne acayip bir düzendir ya vesaire. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru, ya buraya affedersin bana düşmez ama işte yani arzu ve iştiyakım bunu söyletiyor. Değil sadece efendim yani oraya getirmek, bu yol var ya, bu yol var ya öyle bir yoldur ki değil Kabe'ye gitmek, Kabe'yi senin yanına getirir, senin yanına. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru hacca gidemedi. Bir teşebbüs etti, yol emniyeti olmadı. Bir teşebbüs etti, ondan sonra başka bir mazeret çıktı. Son efendim yani üçüncü kez bir teşebbüs etti, Hacı Muhammed Baki vefat etti, olmadı Kabe'ye gidemedi. Ve o senede kaldı. Bu sefer zuhuratla kendine dendi ki İmam-ı Rabbani'ye işaretle buyuruldu ki, sen ki bu kadar arzu ve iştiyakına rağmen, peki imkanına rağmen Kabe-i Muazzama'ya gelip de tavaf nimetiyle peki nimetlenemedin, Kabe'yi görüp de sevinemedin, o efendim yani nimetten mahrum kaldın, şimdi biz Kabe'yi sana gönderiyoruz dedi. Kabe! İmam-ı Rabbani tavafa geliyor. Kim Kabe? Kim kol? Belli değil İsmail. Kabe kaç kere buraya gelebiliyor musunuz? Bu yolda bunlar var. Hani senin kriterlerin, hani senin kitapların, koy bakayım o İstanbul varsa, gir bakayım şu vadiye, gir bakayım şuraya. Denize girmeden denizin dibindeki güzellikleri nasıl göreceksin? Rabbim, bu gariban kullarını bundan mahrum eyleme. Ama bu zevkler içerisinde, yüzerken, İsrail'in şu anda Lübnan'da canlı peki yaktığı çocukları unutma. Şu anda oradaki insanların peki çoluk çocuk yollarda sesini olduğunu unutma. Mahrum ve bu kureyi patisanesi de öğleye kadar Amerikan piçlerinin peki altında delik deşik oluyorum. 12 tane Amerikan piçinin altında delik deşik oluyorum diye feryadı figan eden çığlıklarına patlanan ezberi unutma. İsmail'e!